Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer şu anda bu videoyla karşılaştıysanız bu fallardan bir tanesini seçin. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde karşımıza çıkar ya, belki de bu video o yüzden karşınıza çıktı. Şimdi bu fallardan birini kendiniz için, birini başka biri için, sevdikleriniz için, çocuklarınız için herhangi bir şey için de niyet edebilirsiniz. Bu hafta, bu ay gibi ya da herhangi bir şeye niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım seçtiğiniz falda neler çıkacak. Dediğim gibi bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Çok anımsadığınız birini karşınıza görmeniz gibi bir anda ya da o kişinin sizi araması gibi bence bu video karşınıza çıktı. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip herhangi bir şey için niyet edip onlardan birini de izleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım neler çıkacak. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk önce hangisinden başlayayım? Bu fincanlarım da çok güzel. Sağdaki mi, soldaki mi? Sağdakinden başlamak istiyorum. İlk önce bunu seçenler için, sağdaki fincanımı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle hemen açıyorum. Bakın dışarıya taşan bir gözyaşı oldu. Bir şey için böyle küçük bir gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Şöyle bir içine ben bir bakayım, sizler de bir görün. Şöyle. Şimdi şöyle bir bakınca karşıma ilk dikkatimi çeken hane kısmında arkasını dönmüş bir insan oturuyor ve burada biri ve resmen ortada bir soru işareti var. Bakın. Bence bu aile içerisinde ya da partnerinizle ilgili ya da çok çok yakın arkadaşınız, kardeş gibi böyle çok tamamen hanenizin içerisinde. Aynı evde yaşadığınız olabilir, aynı kan bağında olan çok yakın biriniz olabilir. Biriyle böyle bir kırgınlık, bir dargınlık, aranızda küçük bir sorun çıkmış olabilir. Bir soru işareti var sanki, çözemediğiniz bir problem var. Siz onun arkanızı dönmüş olabilirsiniz, o da size dönmüş olabilir. Bununla ilgili bir gelişme olacak. Sanki böyle diğer başka kişiler de yardımcı olacak ya da bu olaya karışacak, bu olayı çözeceksiniz gibi. Böyle kafanızda bir soru işareti, bir karmaşa gibi bir şey çıkmış. Zaman zaman hep olur zaten, aile içerisinde de olabilir böyle ya da çok yakınlarımızda. O sanki böyle çözmeniz gereken o kafanızdaki soru işaretini bulsanız böyle bir rahatlayacak mısınız gibi bir durum çıkmış. Bir de şurada hane kısmında çok yakında hamile bir kadın var. Hamile bir haberi, bakın şurada boynunu biraz bükmüş. Hani böyle bence ya hamileliğinde bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir ya da böyle çok sıkılıp hamile kalmıyorum artık hala olmadı diye düşünen, üzülen biriyle ilgili bir bebek haberi alabilirsiniz. Çok da bariz böyle yakın çevrenizde biriyle ilgili ya da haneden birinin bebek haberini alabilirsiniz. Bebek çıkmış çok bariz bir şekilde. Yalnız bu hamile kadının şöyle karşısına bir ördek figürü çıkmış. Hani bu ördek genelde hep derim ya ben fallarımda, ördek biraz böyle hani aptallığı, mecazi anlamda çok affedersiniz hani böyle simgeler, hani sanki bu kadına bir hata yapan birisi var. Yani etrafında dolaşıp bunu laf söyleyen ya da sıkan canını, onu üzen biri var. Tekrardan aynı şeyle karşılaştığı için de böyle canı sıkılabilir. Bu hamile kadınla ilgili de bir haber çıkmış açıkçası. Şöyle yavaşça devam ettiğimde şurada bakın şöyle kocaman devasa bir insan var. Böyle kollarını da kaldırmış. Birinin arkasından böyle ilerliyor, devam ediyor ve birinin arkasında çok büyük bir güç olmuş. Yani bunu sizinmişsiniz gibi düşündüm. Etrafınızdaki bir insana o kadar büyük bir güç oluyorsunuz ki, o kadar böyle hani sizin gölgenizde dinleniyor, sizi arkasına aldığında böyle kocaman devasa, hani benim işim. Hep öyle bazı insanlar vardır ya hayatımızda, çok güveniriz. İşte hasta olsak bize bakar, en iyi günümüzde yanımızdadır, en zor anımızda yanımızdadır, taşınırız yanımızdadır. Ya her türlü konuda mesela. Bu şekilde bir insanı böyle çok arkasına büyük bir güç olarak ilerliyorsunuz. Bu çocuklarınızdan biri olabilir, çocuğunuzda, eşiniz olabilir, ailenizdeki kişiler olabilir. Kocaman bir güç oluşturmuşsunuz. Böyle sanki bunda bir misyonunuz gibi hani üstlenmişsiniz. Yani ben onun arkasında olacağım. Hani her şartta koşulsuz sevdiğiniz bir insan var. O konu, bu kişinin tekrardan bir konuda arkasında bulunacaksınız. Hani bir şey olacak sanki o kişinin. Tekrar o büyük kahramanı siz olacaksınız. Yine bir en zor anında. Zor demeyelim, inşallah güzel, mutlu anıdır. İnsanlar çünkü mutlu anında da güvendiği, sevdiği insanı yanında hisseder. İşte düğünlerde, bayramlarda ya da ne bileyim doğum günlerinde hani bazı insanlar vardır iyi de kötü de her zaman yanınızdadır. Bir de bazı insanlar vardır hiç lafta her yerde vardır onlar. Lafa gelişte böyle bakarsınız ama o herkesten çok konuşurlar. Herkesten çok varmış gibi davranırlar ama onlar böyle
Onlar da hayalet insanlardır. Hani bu nasıl bir gölge oluşturur? Hani böyle bunun gölgesinde dinlenirseniz onlar da hayalettir. Bence gerçek anlamda yoktur. Sadece lafta vardır. Birine bir konuda yardımcı olacaksınız diyebilirim. Şurada böyle bakın iki kişi baş başa vermiş. Resmen böyle kumrular gibi. Bu falda yine bir aşk var. Ama biraz zamanı var. Hanenin çok yakınında değil, karşısında. Eğer ki ben zaten evliyim, birlikteliğim var derseniz bir problem olabilir. Burada zaten soru işaretleri çıkmıştı. O konuyu atlattıktan sonra böyle bir kumrular gibi tekrardan bir aşk, bir ilişkinin tekrardan toparlaması sürecine gireceksiniz. Biraz zamanı varmış gibi çıktı ama eğer ki bu kişiyle hani henüz tanışmadınız, hayatınızda biri yok, bir vadesi olabilir. Belki bir 2 ay içerisinde, belki bir 3 ay içerisinde hayatınıza biri girecek ama böyle kumrular gibi, tam böyle istediğiniz gibi biri. Çünkü çok hoş bir sohbetin içerisinde bulacaksınız kendinizi. Bence biriyle sohbet etmek, uzun saatlerce sohbet edebilmek bence aşkın tanımlarından biridir. Hani böyle cinsel uyum da vardır, evet mantalite olarak anlaşmak da vardır ama hani böyle saatlerce hiç sıkılmadan sohbet edebilmek, konuşabilmek, hayal kurabilmek birlikte. Bence aşkın bir parçası ya da en büyük parçası belki de işte böyle biriyle karşılaşacaksınız inşallah ruh eşinizdir. Şöylece bir bakalım başka neler çıkmış. Burada bir şurada bakın şöyle hane, burada bir kalabalık var aslında. Yani bir kalabalığın içerisinde böyle bir kuş konmuş sanki, böyle bir haber. Yani girdiğiniz bir ortamda bir haber alabilirsiniz. Hani böyle arkadaşlarınızla bir ortama girersiniz, görüşürsünüz ya da iş yerinde ya akrabaların içerisinde. Hani böyle yalnızken ya da böyle bir anda telefonla gelmeyecek de biriyle kalabalık çevre içerisindeyken sürpriz bir haber alacaksınız. Sizi çok şaşırtacak, böyle ağzınız açılmış, böyle şaşkın bir şekildesiniz ama sanki kötü bir haber değil, sürpriz bir haber. Sürpriz birinin geldiği, biriyle ilgili güzel bir haber. Belki bebekle ilgili, hani bebek de çıkmıştı burada, hamile bir kadın. Onunla ilgili bir haber de olabilir ama böyle ağzınızı açıp böyle şaşıracağınız bir haber çıkmış. İnşallah da hani güzel haberler hep alırsınız. Şimdi şurada böyle sanki deniz altında yüzen bir insan, böyle görünür görünmez gibi. Ya bir insan var etrafınızda dolaşıyor sanki ama hani böyle bir görünüyor bir görünmüyor. Yani hani bir insanın etrafınızda dolaştığını hissediyorsunuz ama bu böyle hani balina gibi, tehlikeli bir balık gibi. Hani iyi mi kötü mü olduğunu anlayamıyorsunuz. Hani balıklar kısmettir ya falda ama bu zararlı mı olduğunu bilmiyorsunuz. Hani bu insan iş çevresinde olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir. Bazen iyi gibi gözüküyor, bazen yani size zarar verebilecekmiş gibi de hissediyorsunuz. Böyle bir insanın varlığından huzursuz olmuşsunuz. O insanla ilgili gerçek yüzünü tanıyacaksınız bu kişinin. Hani iyi mi kötü mü olduğunu, hani bazen bazınız için iyi olabilir. Ya ben yanılmışım diyebilirsiniz ama bazınız için de bence hani yani gerçekten şüphelendiğim gibi kötüymüş diyebilirsiniz. Bir maskesi düşmüş. Gerçek yüzü ortaya çıkacak bu kişinin. Hayatınızdaki kişiye göre değişecek yani bence iyi biri ise çıkacak ama böyle maskesi artık hani o şüpheleriniz en azından yok olacak bence o kişiyle ilgili. Bakalım başka neler çıkmış. Bir de onun haricinde böyle bufalın böyle dibinde böyle bir karartı çıktı. Bir konuda kararsızsınız ve karamsarlık yapıyorsunuz. Hani böyle içinizi çok fazla sıktığınız bir durum var. Yani bence sıkmamanız gerekiyor. Çok da böyle hani kuruntu şeklinde. Bir şeyleri sıktıkça, üzüldükçe boşu boşuna kendimizi üzeriz. Hiç gerek yok yani. Bence anda kalabilmek lazım. Sıkılarak hiçbir şeyi çözemiyoruz aslında. Yani o yüzden bence biraz bunu da dağıtmanız gerekiyor. Falda çıkan buydu. Bence en çok kafanızdaki soru işaretleri çıkmış burada. Birisiyle ilgili bir soru işareti var ve bunu yakın zamanda çözecekmişsiniz gibi çıktı. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şöyle hemen tabağımızı şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle tabağımıza bakınca tabağımızda da böyle bakın yani çok bariz bir şekilde uzakta biri var. Bakın uzakta sizden uzaklaşmış birisi. Bu ya sizi çok fazla düşünüyor ya da bu kişiden bir haber gelecek. Bu kişi yakın zamanda gelecek. Zaten kalabalıkta bir ortamda bir haber alacaktınız ya belki o kişiyle ilgili. Ya böyle manevi olarak hani böyle biraz uzaklaştığınız biri ya bedenen gerçekten bir yere gitti uzakta askerde iş için vesaire yurt dışında biri bu kişiden haber gelecek size. Yalnız çevrenizde çok bariz bir şekilde bakın şurada böyle yılan figürü var.
maalesef. Ben çok hoşlanmıyorum ama böyle bir insan kılığına girmiş, böyle yılan gibi kuyruğu çıkmış. Etrafınızda birinin size bir yanlış yaptığını, hani böyle tabiri caizse bir yılanlık yaptığını görebilirsiniz. Çalışma iş ortamındaysanız eğer, arkanızdan birinin bir iş çevirdiğini ya da arkadaş ortamında ya böyle uzak akrabalardan birinin, maalesef ama birinin böyle gerçekten size bir yanlış yaptığını çok yakın zamanda duyabilirsiniz. Bir şaşırtabilir. Ama tabağa bakınca tabak daha ferah çıktı böyle fincana nazaran. Hani böyle bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa yakın zamanda hafifleteceksiniz. Bence o kafanızdaki soru işaretleri gidince zaten biraz rahatlayacaksınız. İnsanın soru işaretleri bilinmez daha çok rahatsız eder. Bilineni bildikten sonra, hani böyle bir şey olduktan sonra kabullenmek daha kolaydır ama bilemediğimiz şeyler bizi daha çok yorar. Bence bununla ilgili çıktı. İlk balımızı tutanlar için bunlar çıktı. İnşallah hani dilediğiniz güzel şeylerin hepsi gerçek olsun. Güzel olumlamalar yaparak tekrardan bitirelim. İkinci falımızı, soldaki falımızı seçenler için bakalım ikinci falımıza neler çıkacak. Hemen şöyle açıyorum. Bakalım. Bunda da böyle dışarıya çıkan bir yol. Yani bu bir yol planı, bir yol ya da uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz yakın zamanda. Şöyle bir bakalım hane kısmında neler çıkacak. Şöyle hemen ben bir bakayım, sizler de bir görün. Şurada bakın böyle karşılıklı ikili konuşmalar var. Böyle bazı insanlarla yüzleşme gibi çıkmış değil mi? Bu hane kısmına bakınca böyle ya iş yerinde ya aile ortamında ya arkadaş ortamında yüzleşme, böyle iki kişi bir araya gelip yüzleşmeler yaşanacak. Yani ciddi ciddi böyle bir şeyleri konuşacaksınız. Yani yaşananlar ciddi konular olacak. Ya iş yerinde artık böyle karşı taraf ne yapıyor, siz ne yapıyorsunuz, her şeyi ortaya döküp böyle ciddi konuşmalar yapacaksınız. Ya da ikili ilişkilerinizde karşı tarafın yanlışları, sizin yanlışlarınız, hatalarınız ne yapılabilirdi? Yani bu şeyi böyle bir masaya dökeceksiniz ikili ilişkinizi ve çok ciddi konuşmalar içerisinde yakın zamanda bulabilirsiniz kendinizi. İyidir gerçi böyle dönemler. İnsanlar bari eteğindeki taşları döker, karşı taraf da döker. Toparlanabiliyorsa en azından bir an önce toparlanır. Konuşmak her zaman güzeldir. Şurada böyle bir at gibi bir şey çıkmış, böyle kollarını kaldırmış, yani böyle gizliden gizliye böyle bir kısmetiniz olacak. Hani bazen hiç olmadık bir şeyde kısmet vardır ya, hani böyle bir şey yaparsınız, bir işe girer, hiç ummadığınız kişiden kişi çok iyi bir insan çıkar, hiç ummadığınız bir işten bereketli bir iş doğar falan. Hani böyle bir araba, arsa alırsınız zaman bundan da bir iş olmaz ama alayım dersiniz, sonra çok değerlenir. Hani böyle hiç umulmadık ya da bir insanla tanışabilirsiniz. Hiç ummadığınız şekilde bu kişi sizin kısmetiniz olur, yalnızlar için. Parantez açıyorum, yalnız biriyseniz. Yani böyle gizden gizliye gelen bir kısmetiniz haneye doğru geliyor. Yani hiç ummadık taş baş yaracak galiba böyle, ama hayırlı bir kısmet şeklinde sizin için. İyice, inşallah da öyle olur. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir kalabalıkların içerisine gireceksiniz arka arkaya. Kafanızı karıştıran bir konu var. Ve bu kalabalıklar içerisinde bunlar sürekli konuşuluyormuş gibi çıkmış. Yani hani bir dedikodu ortamının içerisine düşebilirsiniz. Yani dikkat edin, eğer sizin bir gizli şeyiniz varsa hiç kimseye bunu söylememeye çalışın. Bu böyle kulaktan kulağa yayılabilir ya da böyle başkasıyla ilgili, çok yakınınızda biriyle ilgili bir şey ortaya çıkabilir ve bu ortalık biraz böyle karışmış gibi. Hani böyle, hani bazen olur ya dedikodu ortamı, ortam kaynar, böyle bir şeyi çok hararetli konuşur. Biriyle ilgili bir gelişme olacak ve herkesi diline birazcık böyle dolanacak gibi çıkmış. Dediğim gibi hani bir gizli sırrınız, bir şeyiniz varsa bu aralar biraz tutmanız gerekebilir içinizde. Şimdi burada bakın bir insan kafası var. Bu tarafa konuşuyor ayrı, bu tarafa ayrı konuşuyor. Şurada bir insan var. Ya siz bir konuda ikiye ayrılmışsınız. Ya kalbinizle mantığınız birbirine uymuyor. Yani kalbinizin istediği insanla birlikte değilsiniz ama mantığınızın uyduğu biriyle birliktesiniz. Bir şey eksik. Ya arkadaş ortamında kalben çok seviyorsunuz ama mantığınız uymuyor, ama arkadaşınızı seviyorsunuz o yüzden sessiz kalıyorsunuz. Ya da aile ortamında bazen mantığımız uymaz ama aile bağı, sevgimiz vardır. Bir şeyleri böyle alttan alırız. Bir konuda karşınızdaki bir insana karşı böyle ikilemdesiniz. Böyle kalbinizle mantığınız, yani dışarıya döndüğünüzde mantığınız başka bir şey söylüyor ama ona karşı döndüğünüzde kalbiniz başka bir şey söylüyor gibi. Bu konu böyle çok fazla yine gündeme gelecek. Bazen
Çok zordur. Yani kalbinizle mantığınız arasında kalmanız çok zordur. Eğer ki mantığınız uymadığı biri ise kalbiniz istiyorsa bu daha zordur. Çünkü kalbe söz dinletmek biraz zordur. Mantığınız uymuyorsa vardır muhakkak yanlış bir şey. Yani o kişi sizin için doğru arkadaş değildir. O kişi sizin için doğru eş, partner, sevgili değildir ama kalp ister işte o en kötü de budur. Yani hani kalbinize de söz geçiremeyince böyle bir ortamda da kalabilirsiniz. Belki de hani böyle de bir durum yaşanabilir ama kendinizi zorladığınız bir dönem gibi bir çıkmış bu konuda. Bakalım başka neler. Şuraya bakınca böyle karşıda sanki kem gözleri olan böyle bir surat ifadesi var gibi. Ama biraz da sinirli ve asabi. Etrafınızda bir insan olabilir böyle. Yani böyle bakışlarıyla böyle sert bakıyor, sevimsiz bakıyor, kıskanç bakıyor olabilir. Sizi böyle çok huzursuz ediyor ve bu çok uzağınızda değil, haneye uzak biri değil. Çok uzaklarda bir insan değil. Sürekli böyle öfkesi var sanki. Sürekli bir sinirli. Bazı insanların ya da mizacı öyledir. İçinde yufka bir yürek taşır ama bazıları böyle dışarıya da çok sert gözükebilir, öfkeli gözükebilir. Çünkü hayat şartları onu o şekilde şekillendirmiştir. O da olabilir ama siz bu kişiden biraz böyle sıkılmışsınız. Yani eğer ki sizin mizacınız öyle değilse ben mesela kaba sözleri hiç sevmem, yüksek sesli onu sevmem. Hani öyle insanlar beni çok huzursuz eder. Çok yüksek sesle konuşan, sürekli asabi konuşan, bana değil başkalarına da olabilir. Hiç önemli değil. Laf söylemeyi seven, başkalarını azarlayan, küçümseyen, hani bana yapmak zorunda değil kesinlikle. Başkalarına da yapsa ben mesela o insanların yanında çok modum düşüyor, çok mutsuz oluyorum. Etrafınızda böyle bir insan sizi aşağıya çökertebilir biraz. Böyle hani iş ortamında da olabilir bu kişi. Bu kişiden uzaklaşmanız gerekiyor bence. Hani böyle bu falda böyle uyarı çıkmış. Sizi enerjisel olarak düşüren, mutsuz eden insanlardan uzak durun. Yapabiliyorsanız tabii iş ortamıysa bazen sevmediğimiz iş arkadaşlarımızla çalışmak zorunda kalıyoruz. Sevmesek de hani ekmek parası, başka iş bulamıyoruz vesaire ama ben şeye inanıyorum. Bir şeyi çok istediğiniz zaman olasılıklar o kadar çok ki dünyada beyin belli bir süre sonra sizin için doğru olasılığa geçiyor. Yani hani ben bu işten başka bir iş yerine çalışamam, ben bu arkadaştan ya da akraba da olsa uzaklaşamam, hayatımda ben bu kişiyi çekmek zorundayım falan diye inandığımızda zaten ondan kaçma yolunu aramıyoruz. Onu çekmek için ya da katlanabilmek için bilinçaltımız bize yeni oyunlar yapıyor ve kabullenişe geçiyor. Bence bazen bizi mutsuz eden insanlardan uzak durmayı seçmeliyiz. Yani bu öfkesiyle, bu gözleriyle sizi rahatsız eden bir insan var. Bence uzaklaşmayı seçerseniz belli bir süre sonra tatlı bir şekilde bilinçaltınız farkına varmadan o kişiden uzaklaşmanın yolunu seçecektir zaten. Böyle bir insanın huzursuzluğu çıkmış. Şurada en dipte harfler çıkmış. O harfler çıktığında genelde o kişilerle ilgili bir haber gelir size. A harfi var, I harfi, bir de R harfi çıkmış dipte. Ama bunlar haneye yakın insanlar. Bu insanlarla ilgili haberler alacaksınız. Yeni gelişmeler olacak. Hani böyle ya işiyle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili ya da sağlığıyla ilgili bu insanların haber gelecek haneye. Böyle arka arkaya haberler, kuşlar var. Altında da tekrar bakayım. I, A ve R gibi. Bu R biraz S gibi de durmuş ama harfler var. Bu kişilerle ilgili de haneye doğru gelen haberler çıkmış. Yakın zamanda haber alacaksınız gibi. Şurada birisi var. Biriyle karşılıklı bir de konuşmamışsınız. Birisi sizin canınızı o kadar çok sıkmış ki böyle konuşurken bazı insanlarla bir konuyu o kadar çok sıkılırız ki yani tartışmış mısınız, bir şeyi çözememiş misiniz? Bazen tartışmayız ama canımızı sıkan bir haber mi verir bir şey? Bir insandan yakın zamanda bir haber almışsınız sanki. Yani bu insanla ilgili bir çözüm yolu gibi bir şey bulacaksınız. Ya da hani bunu üstünüzden atacaksınız. Hani çözemediğiniz, çözemeyeceğiniz bir şeyse diyeceksiniz ki yani lanet olsun çözemiyorum da artık bırakacağım bunu. Hani bu düşünceyi, bu üzülmeyeceğim artık dediğiniz ama çözebilecek bir konuysa eğer bu konunun üzerine gidip çözeceksiniz. O sizi böyle çok canınızı sıkan bu insanla ilgili o sorunu çözmek için böyle ayağa kalkmışsınız, harekete geçiyorsunuz. Yani sizin bu şey diyeceksiniz bence hani bazen çok üzülürüz, elimiz kolumuz tutmaz, hiçbir şey yapmayız. O olay büyür büyür ya da devam eder ve bizi üzmeye de devam eder ama bazen deriz ya yeter. Hani kalkacağım ben bu işi çözeceğim bir şekilde. Burada ayağa kalkan, çözen bir insan haline geleceksiniz. İnşallah hani çözebileceğiniz bir şeydir ve sizi böyle çözersiniz bu konuyu bir an önce. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şöyle hemen.
Burada böyle direkt kıpırdayıp hareket etmeyen böyle bir parça kaldığında hep şey düşünürüm ben falda. Malla ilgili bir durum olacak. Ev alma, araba alma, biriyle ilgili böyle bir arsa, bir yatırım yapma, büyük bir borcu ödemek gibi. Ama güzel, hayırlı bir gelişme olacak. Kişiye göre, kişinin gelir durumuna göre değişir. Kimi için bir villa almak, kimi için küçük bir ikramiye almak da olabilir. Hani kişinin bütçesine göre değişir ama güzel bir şey herkes için. Güzel bir gelişme olacak. İki kişi böyle bakın bu şeyle konuyla ilgili de karşılıklı konuşacaksınız. Bu paranın gelişi, bu evin alımı, arabanın alımı ya da işte yatırım yapmak her neyse iki kişi konuşacaksınız ve sonrasında güzel bir gelişme olacak. İnşallah öyle olsun. Maddi anlamda bir şey durumu var burada. İyiye giden bir durum var. Maddiyatla ilgili bence bu mesajlarından biri taban maddiyatla ilgili. Şurası da böyle bir hayat alemi gibi. Hani elinize geçen bir parayla hayal ettiğiniz, uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Zaten belki de uzun zamandır hayal ettiğiniz evi almak, hayal ettiğiniz arabayı almak, hayal ettiğiniz yazlığı almak ya da hayal ettiğiniz mobilyayı almak. Bazen hani herkesin hayali değişiktir ama o şeyi almak gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun. Hani maddi olarak çok istediğiniz bir şey varsa onu almak, ona kavuşmak gibi çıktı tabakta. Sağlık her şey önemli, aşk da önemli ama maddiyat da önemli. İstediğiniz her şeyi alın inşallah. Güzel olumlamalar yapalım tekrardan. O şekilde bitirelim. İnşallah böyle istediğiniz ne varsa alabildiğiniz bir hayatın olsun, hayatınız olsun. Bu falan da şeyi olumlaması bu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.